Merhaba sevgili koçlar. Bu haftaya hafta sonunda yaşanan Koç burcundaki dolunayın ve ay tutulmasının etkileriyle başlayacağız. Hafta boyunca bu etkileri üzerinizde biraz hissedebilirsiniz. Zaman zaman duygusal gerginlikler, reaksiyonlarda aşırı bazı tepkiler oluşabilir. Biraz daha kendimizi kontrol etmemiz gerekebilir birkaç gün daha. Haftanın genel seyrine baktığımızda 20 Ekim'de gökyüzünde Mars ve Neptün'ün karşıt açıda olduğunu görüyoruz. Sizin gezegeniniz Mars'ın Neptün'le karşıt açıda olması bazı durumlarda biraz konsantrasyon bozukluğu yaratabilir. İlişkilerimizde ve günlük hayatımızda karışıklıklar, istenmeyen bazı sağlık problemleri oluşturabilir. Kazalara ve dikkatsizliklere karşı da dikkat etmemiz, temkinli olmamız gerekiyor. Özellikle manevi ve ruhsal konularda biraz daha ilgilenirsek, o konulara yoğunlaşabilirsek belki de bu dengesiz enerjiyi kontrol etmemiz daha kolay olacaktır. 21 Ekim'de Merkür retro harekete başlayacak. Merkür'ün retro harekette olması sizin özellikle 8. evinizde olacağı için birazcık gerek maddi konularda, gerek ortak paylaşımlarda, duygusal olarak iç dünyanızda zaman zaman karışıklıklar yaratabilir. Çünkü Merkür'ün enerjisi biraz içe dönük olacak, içe dönük çalışacak. Bu da zaman zaman iletişim sorunlarına yol açabilir. Özellikle para konularında alacak, verecek, borç, ödeme, banka işlerinizde özellikle 10 Kasım'a kadar biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Anlaşmalarda ve sözleşmelerde de her türlü olasılığı düşünmeniz, tedbirli olmanız gerekiyor. Çünkü Merkür retrosunda yapılacak bazı anlaşmalarda daha sonra hesapta olmayan pürüzler ortaya çıkabilir. Güneş 23 Ekim'de Akrep Burcu'na geçecek ve 8. evdeki etki biraz daha yoğunlaşacak bu süre içerisinde. Enerjiniz artık tamamıyla ortaklı işlere yönelebilir. Satürn de burada seyrediyor. Kuzey düğüm de aynı bölgede. Bu süreç içerisinde belki de önümüzdeki günler için ve geleceğiniz için yatırım planları, ortak işler veya hisseli paralarla ilgili önemli kararlar alabilir, yeni girişimlerde bulunabilir, uzun vadeli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Güneşin Akrep Burcu'nda olması enerjinizi, özellikle cinsel enerjinizi de biraz arttırabilir. İkili ilişkilerinize de bu süreç içerisinde daha aktif günler söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra bazı sağlık sorunları ile ilgili operasyon, ameliyat gibi konularda da bu süreç içerisinde önemli adımlar atabilirsiniz. Hafta sonunda Güneş Neptün'le üçgen açı içerisinde olacak. Güneş'in Neptün'le üçgen açı içerisinde olması özellikle sizin iç dünyanız, bilinçaltınız ve ruhsal manevi konularda biraz daha yumuşak etkiler almanıza neden olabilir. Daha sezgisel olabilirsiniz. Bir şekilde çevrenizdeki kişilerle daha rahat empati yapabilirsiniz. Bu da özellikle duygusal ilişkilerinizde olumlu ve pozitif bir şekilde yansıyabilir. Ayın genel seyrine baktığımızda haftanın ilk günlerinde pazar ve pazartesi günü ay boğa burcunda ilerleyecek. Özellikle pazar günü iletişimlere biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Ay Merkür arasındaki karşıtlık, bunun yanı sıra Mars Neptün karşıtlığı ve sabah saatlerinde pazar günü ay Satürn arasındaki karşıt açı özellikle ilişkilerde, aileyle ilişkilerde birazcık gerginlik yaratabilir, duygusal karmaşalara neden olabilir, maddi konularda güvensizlik hissetmenize ve bazı ufak tefek sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Pazartesi günü de ay boğa burcunda ilerleyecek ve gün boyu boşlukta olacağı için daha sakin bir gün geçirebilirsiniz. Merkür'ün retro hareketine başlayacağını söyleyelim. Pazartesi günü bu nedenle yine iletişim konularında temkinli olmamız gerekiyor. Salı günü Ay İkizler Burcu'na geçecek. Biraz daha hareketlenip siz de çevrenizle iletişimi arttırabilirsiniz Salı gününden itibaren. Aynı şekilde Çarşamba günü de Ay İkizler Burcu'nda ilerlemesini sürdürecek. Perşembe günü Ay Yengeç Burcu'na geçecek. Biraz daha evimiz, ailemiz, yakınlarımızla ilgili konular öne çıkacak Perşembe gününden itibaren.
Cuma günü Ay Yengeç Burcu'nda ilerliyor ve gün içerisinde Ay Satürn açısı, Merkür açısı çok olumlu olduğu için o gün özellikle hem iş hem özel ilişkilerimizde olumlu adımlar atabilir, verimli sonuçlar alabiliriz. Bu haftanın en önemli işlerini Cuma gününe ertelemekte ya da planlamakta fayda var. Hafta sonunda da Ay Yengeç Burcu'nda ve boşlukta olacak. Biraz daha sakin geçirebileceğimiz bir gün olacak. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.